Yolcu otobüsü cayır cayır yandı. Onlarca kişi ölümün kıyısından döndü. Şoför Mustafa Çelik 51 yolcuyla birlikte Sivas'tan İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Bolu'ya kadar sorunsuz geldi. Fakat Yeni Çağ mevkiinde dehşet dolu dakikalar başladı. Otobüsün motor kısmı alev aldı. Otobüs normal geliyordu. Herkes uyuyordu. Lambalar sürekli otobüsün. Ondan sonra hemen haber verdiler. Otobüste arkadan duman geliyor içeri dediler. Arka kapağı açtılar, otobüsten alev çıkıyor. Yolcuların uyarısıyla birlikte yangını fark eden Çelik otobüsü güvenli bir şekilde park etti. Ardından alevlere müdahale etti ama yangın sönmedi. Müdahale edemediniz mi? Müdahale ettik yangını söndürdüler ama söndüremedik. Söndüremeyince yolculara müdahale indirmeye başladık işte aracılar. Kaç yolcu vardı? 51 yolcu vardı. Şoför ve ekibi alevlerle mücadele ederken diğer yandan araç tahliye edildi. Yolcuların tamamı indirildi. Ardından yangın büyüdü. Yolcuları bu otobüs şoförü durdu, yolcular boşaltmaya başladı. Ateş birkaç dakika içinde otobüsün tamamını sardı. Araç alev topuna döndü. Ne yolcular ne de şoför ve yardımcıları. Kimse bir şey yapamadı. Tek teselli can kaybı olmamasıydı. Büyük bir facia kıl payı atlatılmıştı. İtfaiyeye ise tepki vardı. Bak Türkiye'nin gerçekleri bu. Otobüs yanıyor, bir saat sonra bir saatte itfaiye gelmiyor.